Daha 3 yaşındaydı Alperen. Kreşe giderken serviste unutuldu ve havasızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Alperen'in babası bu babalar gününe yine onsuz girecek. 2 yıldır Alperen yok ama onun acısını hafifletmek için İzmir Çiğli Belediyesi baba Serkan Sakin'e onur duyacağı bir görev verdi. Baba Sakin belediyenin kreşinde çocuklarından sorumlu idari müdür olarak görev aldı ve tek amacı gözü gibi baktığı o çocukların burunlarının dahi kanamaması. Alperen'im kurban olayım yavrum, seni nasıl verdiler o toplu? Bu feryatların, gözyaşlarının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Benim çektiğimi ben, bir eşim, bir ailem, bir yavrularım biliyor. Ben onu çok özledim. Alperen'in ölümü tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. 4,5'a kadar benim çocuğum o arabanın içinde, güneşin altında havasızlıktan ölmüş. İzmir Çiğli'de kreşe giderken bindiği serviste unutulmuş, havasızlıktan can vermişti minik Alperen. Şimdi benim canımdan can gitti. Benim hayatım bitti gibi hissediyorum. Alperen'in babası bu babalar gününe de yine onsuz girecek. Ama onun acısını hafifletmek için Çiğli Belediyesi baba Serkan Sakin'e onur duyacağı bir görev verdi. Benim buradaki görevim kreşten sorumlu olmam. Kreşin idari işlerini yürüten Sakin gününün büyük bölümünü çocuklarla geçiriyor. Benim bir tane Alperen'im gitti ama burada dünya kadar da Alperen'im var benim. Bunların hepsi benim evladım gibi. Hiçbirisinin canı yansın, hiçbirisinin düşsün, ağlasınlar vesaire, bunlara bile tahammülüm yok benim. Baba Serkan Sakin Alperen'i kaybetti ama başka çocukların burnunun bile kanamasını istemiyor. Alperen'i kaybettikten sonra bu zamana kadar geçirdiğimiz davalar, milli eğitimin mevzuatları konusunda bizim uzman olmamızı sağladı. Çocuklara karşı zaten benim ayrı bir sevdam, ayrı bir hayranlığım, ayrı bir sevgim var onlara. Ve çocuklara gözü gibi bakıyor. Aileler çocuklarına gözü gibi bakarlar. Burada biz çocuklarına gözü bebeğimiz gibi bakıyoruz.